damir, en nasb zamirleri, nasıl zamirler en muttasili bitişen, bitişik yazılan nasb zamirleri. Bu zamirler cümlede mef'ulün bih olan bir ismin yerine geçerler ve mansup irabı alırlar. Yani bu zamirlere nasb zamiri denmesinin nedeni cümlede mef'ulün bih olmaları. Bu zamirler cümlede mef'ulün bih olan bir ismin yerine geçerler ve mansup irabı alırlar. Ancak zamirler mebni. Ancak tüm zamirler diyelim. Tüm zamirler. Mebni. Sonu hiç değişmeyen olduğu için sonlarında nasb alameti olmaz. Bunun yerine onlara mahallen mansup denir. Bir de bunlar muttasıldır. Cümlede fiile bitişerek diyelim. Evet, yani bu zamirler fiile bitişecekler. Onun için muttası diyoruz. Bu zamirler cümlede fiile bitişerek mef'ulün bih olan. Pardon, şöyle diyelim, bir dakika. Bu zamirler mef'ulün bih olan bir ismi yerine geçenleri mansup alırlar. Evet, daima bir geçişli fiile bitişirler. Geçişli yani nesne alan. Geçişli şey diyelim, müteaddi diyelim. Daima bir geçişli fiile bitişirler. Zaten onun için bunlara muttasıl deniyor. Ancak evet. Tüm zamirler mebni olduğu için sonlarında nasb alameti olmaz. Bunun yerine onlara mahallen mansup, bulunduğu yerine dolayı mansup denir. Mahallen mansup denir yani. Demek ki bu zamirler fiile bitişecekler. Yani fiil cümlesinde bir mef'ulün bih var ya, o mef'ulün bih'i kaldırıyoruz. Onun yerine bir zamir koyduğumuz zaman işte o zamir mef'ulün bih'in yerine gitmiş oluyor. Fakat fiile bitişiyor. Yani tek başına yazamıyoruz. Fiile bitişiyor. Ve dolayısıyla mef'ulün bih'in yerine geçtiği için mansup oluyor. Fakat zamirler mebni olduğu için nasb alametini göremiyoruz. Bunun yerine ne diyoruz? Bulunduğu yerden dolayı yani mahallen mansuptur diyoruz. Örneğin ketebe halidun derse, halid dersi yazdı cümlesindeki ed derse yerine, kelimesi yerine diyelim ki cümlesinde mef'ulün bih olan diyelim. Olan ed derse kelimesi yerine zamir getirildiği zaman cümle şu şekilde olur. Ketebehu halidun. Bu sefer ne oldu bakın? Hu diye bir fiile zamir bitişti. İşte o ders yerine bu zamir fiile bitişti. Fiile bitişmiş oldu. Bu cümlede fiile bitişen hu zamiri birinci cümledeki mef'ulün bih olan ders yerine geçmiştir. Yani şunu yerine geçti ama tekrar diyorum fiile bitişti. Geçişli yani müteaddi bir fiile bitişti. Bu nedenle mansuptur. Yani bu mansup ama ancak zamirlerin zoru hiç değişmediği için bu zamirde nasb alameti yok. Yani nasb alameti yok. Onun yerine diyoruz mahallen mansup diyoruz. Evet, aşağıda bir fiil ile geçişli bir fiille bu zamirlerin çekimini görüyoruz. Ketebehu, ketebehuma, ketebehum. Dikkat edilirse ketebede muhakkak daima bir ne var. Buradaki ketebenin faili daima gizli huve. Yani yanında bir şey yok. Açıktan bir fail yok. Yani buradaki gizli, kırmızı renkli şeyler fail değil. Nedir? Mef'ul. Peki fail nedir burada? Ketebe yazdı. Kim? Huve o. Gizli bir huve var. Neyi yazdı? Hu onu yazdı. Demek ki ketebenin yanında gizli bir huve var. Bir de hu var. O hu fail değil. Mef'ulün değil. Ketebehu, ketebehuma, ketebehum. Ketebehu ne demek? Onu yazdı. O erkek onu yazdı. O erkek o ikisini yazdı. O erkek onları yazdı. O erkek o kadını yazdı. O erkek o iki kadını yazdı. O erkek o kadınları yazdı. Böyle. O erkek seni yazdı. O erkek ikinizi yazdı. O erkek sizleri yazdı. O erkek sen kadını yazdı. O erkek ikinizi yazdı. O erkek siz kadınları yazdı. O erkek beni yazdı. O erkek bizi yazdı. O erkek bizi yazdı. Ketebeke, ketebeküma, ketebeküm, ketebeki, ketebeküma, ketebekümle, ketebeni, ketebena, ketebena. Dikkat edilirse buradaki şu kırmızı renkli zamirlerin hepsi işte fiile bitişen mansup muttası zamirlerdir. Dikkat, birinci tekil şahıs zamiri olan y harfi, yani şu y var ya, buna mütekellim y'si deniyor. Fiile doğrudan bitişemez. Yani ketebeyi olmuyor, ketebi olmuyor. Fiil ile bu zamir arasına kaynaştırma harfi olarak bir nun bitişir. Bununa nunu vikayi denir. Şu görmüş olduğunuz mavi renkli nun işte bunu.
Yani bu zamir, çünkü bu zamir daima sakin oluyor ve bir öncesi mutlaka ne olması lazım? Esre olması lazım. Fiilin de sonuna esre gelmeyeceğine göre ne yapıyoruz? Bir kaynaştırma harfi eklemiş oluyoruz. İşte mansup mutlaksız zamirler bunlardır. Bütün fiillere bitiştirebiliriz. Yani bu zamirleri her türlü mütaaddi, geçişli fiillere bitiştirebiliriz. Yani yektübuhu da diyebiliriz. Ya da üktübuhu da diyebiliriz. Mesela fiili muzariyi de bitiştirebiliriz. Yani fiili muzarinin herhangi bir fiilini, 15 tane fiili muzarinin çekim sonucu 15 tane ortaya çıkan fiili muzarinin herhangi birini alıp onun yanına mef'ul zamiri getirebiliriz. Yektübuhu. O erkek yazıyor onu. Yektübuhuma. O erkek o ikisini yazıyor. Yektübühüm, o erkek onlar yazıyor. Böyle yektübüni, o erkek beni yazıyor şeklinde yapabiliriz. Emri hazır da yazarız. Üktüp yaz. Kim entese neyi hu onu. Buradaki hu yine ne oldu? Mef'ulün bih zamiri mahalle mansup oldu. Aynen burada da öyle. Yani herhangi bir fiilin yanına, müteaddi, geçişli bir fiilin yanına bir zamir bitiştirebiliriz yani mef'ulün bih olarak. Tabi o zamir de ne yapıyor? Bir tane ismin yerine geçiyor. Mef'ulün bih zamirinin yerine geçmiş oluyor. Demek ki burada bilinmesi gereken nedir? Herhangi bir geçişli fiile bir zamir bitişirse, geçişli fiile bir zamir bitişmişse o nedir? Mef'ulün bih'tir. Ama fail hariç, yani fail olanlar hariç. Bir önceki dersimizde gördüğümüz hani ketebe, keteba derken, elif, ketebu derken, vav, onları saymıştık ya, onlar hariç tabii. Onlar fail oluyor. Benim dediklerim o faillerin dışında bir zamir bitişirse o da mef'ulün bih oluyor işte. Allahu Allah yahfuzu korur el abde. Kulu korur. Mesela burada yahfuzu fiil el abde mef'ulün bih. Şimdi mesela bu cümlede el abde yerine zamir koyacak olursak ne oluyor? Şimdi yahfuzu fiil el abde mef'ulün bih olduğu için mansup nasb alameti de üstün. Nasb alameti var ama eğer zamir koyduğumuz zaman onun yerine nasb alameti göremeyeceğiz. Mesela Allahu yahfuzu hu derken bu sefer bakın hu oldu. Yani bu zamir ne yaptı? El abd yerine geçti. Allah onu korur. Şimdi buna ne diyeceğiz? Bu mansup muydu? Evet mansuptu. Nasb alameti var mıydı? Vardı. Neydi? Üstündü. Bu mansup mu? Evet bu da mansup. Çünkü mef'ulü. Nasb alameti var mı? Yok. Neden? Çünkü bu mebni değişmiyor. O zaman ne diyoruz biz buna? Mahallen mansup diyoruz. Allahu yahfazuhuma mahallen mansup. Şöyle diyoruz yani ötre üzeri mebni mahallen mansup. Üst, sükun üzeri mebni mahallen mansup. Sükun üzeri mebni mahallen mansup. Sükun üzeri mebni mahallen mansup, sükun üzeri mebni mahallen mansup, üstün üzeri mebni mahallen mansup, fetha üzeri mebni mahallen mansup, esre üzeri mebni mahallen mansup, sükun üzeri mebni mahallen mansup. Bütün bu zamirler, bu gördüğümüz zamirler hepsi fiile bitişen mef'ul zamiri olduğu için mahallen mansup oluyor. Mebni oluşunu da nasıl söylüyoruz? Eğer son harfine bakıyoruz, hareke varsa, hangi hareke varsa o hareke üzerine mebnidir diyoruz. Veyahut da sükun varsa, sakin harf varsa sükun üzerine mebnidir diyoruz. Bu şekilde açıklıyoruz yani. Kurallara bakalım. El kavaid kurallar. Damirun nasb el muttasilu. Damirun bir zamirdir. Yettiği gelen ne olarak? Niyabeten anil ismi zahir. El vakı ke mef'ulün bih. Mef'ulün bih olarak bulunan açık bir ismin yerine geçen zamirdir. Fil cümle cümlede ve huve bu da yakterini bir bitişir bir fiilen kablehu kendinden önceki fiile bitişir. Bunlar şu zamirler hu huma hum ha huma hunne ke kuma kum ki kuma kunne yina na bunlardır yani. Bu gördüğümüz zamirlerin hepsi işte fiile bitiştiklerinde ne oluyor? Mef'ulün bih oluyorlar ve mahallen mansup oluyorlar. Tahzir mühim, önemli bir uyarı. Ya ul mütekellim yesi var ya şu ye yani şu ye. La yumkin iktiranuha bil fi'li mübaşereten. Fiile doğrudan bitişmesi mümkün değil. La yumkin iktiranuha vel iltika'uhuma fiille beraber olmaları mümkün değil. Yecibu pardon veli iltika'ihima veli iltika'ihima fiille yan yana gelebilmeleri için yecibü duhulun nun beynehuma aralarına bir nun gelmesi lazım. El müsemmatu adı verilen nun ne adı verilen? Nunul vikayi adı verilen. Onu da aşağıda gösterdim. Şu nun yani ketebenideki nun yani şu nun. Bununla nunu vikaye diyoruz. Nereye geliyor bu? Fiil ile mütekellim yesi dediğimiz yeğenin arasına geliyor. Alıştırmalara bakalım. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ne yapacağız? Hemen fiili arayacağız ve fiilin yanındaki zamiri bulacağız. Ye diye geliyor kime? Ke sana.
yakın geliyor diyor. Evet. K burada nedir? Mansup muttasıl zamirdir. Mahallen mansuptur. Mahallen mansuptur. Fekade racülü ve'yehu ve sekate alel erzi. Şimdi fiil var fekate. Başka da bir de sekate var. Burada fiile bitişen bir zamir yok. Biz ne yapacağız? Zamer nasb el muttasıl fiile bitişen muttasıl meful zamirlerini bulacağız. Burada yok. Diyor ki adam bilincini kaybetti yere düştü diyor. Burada ne? Bir ibadet et. Tanrına ibadet et. Sana ölüm gelene kadar diyor. Selimet yedi ki ya ümmi annem anne eline sağlık. Selimet burada fiil. Fiile bitişen bir şey yok. Geçelim. İhdi biz hidayet et. Kim entesen kime nabize. İhdi fiildir. Emri hadırdır. Na da nedir? O fiile bitişen mef'ulü bihtir ve mahsul muttasıl zamirdir. Mahallen mansuptur. İhfizu esvatakum. İhfizu seslerinizi alçaltın diyor. Burada ihfidu derken bu fiile bitişen bir van var ama bu fail zamiri, meful zamiri değil. Dolayısıyla burada mansup muttasıl zamir yok. Ütrük terk et na bizi. Ala haline bizi kendi halimize bırak diyor. Burada na var. Na nedir burada? Ütrük emri hazırına bitişen. Ütrük fiil. Terk et. Kim entesen, kimi na bizi. Mef'ulün bih olmuş. Mahallen mansuptur. Üstürne efahekünne bi kemamati lil ihtifaz alel cerasimi. Şimdi üstür ne fiil? Başka da yok. Buna bitişen nun var. Bu da zaten nedir? Fail zamiridir. Ve ade söz verdi kime? Hüm. Onlara. Burada nedir? Fiile bitişen zamir vardır ve mef'ulün bihtir mahallen mansuptur. Allah onlara söz verdi diyor. Evet şimdi verilen şu kelimelerin yerine zamir koyacağız diyor. El mühendisü ketebe hu diyoruz. Şimdi zamir koyarken neye dikkat ediyoruz? Bunun cinsiyetine ve sayısına dikkat ediyoruz. Bu müfrettir. Müfret olduğu için, müfret müzekker olduğu için hu'yu koyduk. Müfret müzekker koyduk yani. El üstaz i'tebere talibeyn. Talibin kesinliği müzekker olduğuna göre ne yapacağız? İ'tebere huma diyeceğiz. İ'tebere şu fiil. Yani ne demek? Hoca kabul etti o ikisini. İ'tebere huma. Şurada huma ne yapmış? İ'tebere'ye bitişmiş. Mahmudun Mahmud B sattı. Fiil bu. Yerine zamir koyacağımız isim de bu. Seyyara müfret müennes olduğuna göre ne olacak? B'a ha oldu. El ebu ehaze. Şimdi ehaze fiil. Meryem ve Fatıma iki tane kadın. Hüma olmayacak mı? O zaman ehaze huma diyoruz. El müdürü kafe. Kafe fiil el mütefevvigin demiş. Bu cemi müzekker değil mi? Cemi müzekker. O zaman ne yapacağız? Kafe ehum olacak. Fiil kafe fiili ona bitiştiriyoruz. Et tabi fehasal merza. Merza cemidir yani çoğuldur. Fehasa hum olacak. Merza çoğul akıllıdır yani. Hastalar demek. Eğligil babe. Eğlik hu olacak. Şimdi eğlik emir. Bab nedir? Bab müfret müzekker. O zaman onun yerine hu koyuyoruz. Müfret müzekker koyuyoruz. Eğlik hu. Kapat onu. Kapat kapıyı, kapat onu. Ü'müru el mesacide. Ü'müru emri hazır. El mesacide mef'ulün bih. El mesacit yerine zamir koyarsak ne olacak? Mesacit çoğul ve akılsızdır. Bu nedenle ha gelecek. Çoğul ve akılsız olduğu ha gelecek. Bir de şuradaki vavun yanına bitişen elif farika. Bu elif ne yapılıyor? İptal ediliyor. Çünkü yanına artık vavun yanına zamir geldiği için onu korumaya gerek kalmıyor. Burada da boşluklar ne diyor? Boşluğu parantez arasını zamir-i nasba dönüştürerek doldur diyor. Tenkulu taşıyor kimin nabize nahnu vermiş. Bu tabi munfasıl zamir bunu muttasıra dönüştürüyoruz. Na oluyor. Buraya geliyor yani. Tenkulu taşıyor nabizi. Uçaklar diyor. Ve ade söz verdi. Evet, ene demiş ben demiş kime bana diyeceğiz. Ve adena bize ve adeni olacak pardon. Evet burada İşte mütekellim y'si yaptık. Onu bir de ne koyduk şuraya? Bir nunu vikaye koyduk. Nunu vikaye. Mellezi cema'a. Şimdi entüm demiş. Entüm munfasıl. Bunun muttasıl olarak dengi nedir? Bunun dengi kümdür değil mi? Mellezi cema'a küm olacak. Sizi toplayan nedir yani buraya diyor. Felyahmil taşısın. Entün ne demiş? Entün ne? Munfasıl zamirdir. Bunun muttasıl olarak dengi künnedir. Felyahmil künne sizi taşısın.
Entezur'u bekliyorum. Entüma ikinizi. Bunun muttasıl olarak dengi kümadır. Böyle. Darabe vurdu. Ye bana diyeceğiz. Ye'den önce ne getiriyoruz? Bir nun vikaya getiriyoruz değil mi? İşte bu ye o şey oluyor. Zamir. Bunun da ne oluyor? Nun vikaye. Koruma nunu. Kaynaştırma harfi getiriyoruz. Fiil ile mütekellim ye'si arasına. Eyyüheşşirrab ceale küm olacak. Çünkü entümün faslıdır. Bunun muttasıl olarak dengi kümdür. Ey gençler sizi yaptı diyor. Allah sizi yapsın diyor. Eyyüheşşirrab, ey genç kızlar hafize kümle diyeceğiz değil mi? Entümlenin muttasıl olarak dengi kümledir. Dolayısıyla oraya kümle yazıyoruz. Allah sizi korusun diyor. Burada da e'dil cümledeki ma fil misal. Şimdi e'azzallahu müminin demiş. Burada müminin mef'ulün bihtir. E'azze fiil Allah fail. Ne yapmış? Bunu başa almış. Bunu başa almış. Mef'ulün bihi başa almış. Mübdeda yapmış. Ondan sonra fiili haber yapmış. Ve haberin yanına da habere bitişik olarak baştaki mübdedaya ona bağlanan ve fiilin yanına bitiştiği için de mef'ulün bihi olan bir zamir eklemiş. Buna uygun. Baştaki mübdedaya uygun. Şimdi mef'ulün bihi almış burada mübteda yapmış. Ondan sonra baştaki fiili haber yapmış. O haberin yanına da bir mef'ulün bihi zamiri koymuş. O mef'ulün bihi zamiri de nedir? Kime bağlanıyor? Kimi gösteriyor? Müminleri gösteriyor. İşte böyle yapıyoruz biz de tamam mı? Mesela şimdi el üstazu diyeceğiz. El üstazu ra'aynahu diyeceğiz. Şimdi üstazı başa alacağız yani. Ra'ina gördük, hu onu. Hocayı gördük diyoruz. Tamam. El-gurafu odaları nazzafe temizledi. Kim? Nazzafe ha onları temizledi. Evet. Nazzafe ha onları temizledi. El-hadimi hizmetli. Burada ha zamiri nereye gösteriyor? Gurafı gösteriyor. Yahtirmus-sigarul kibara. Kibarı ne yapıyoruz? Başa alıyoruz. El-kibaru yahterimuhum olacak. El-kibaru yahterimuhum ve saygıtırhum onlara olacak. Ya'budul-mü'minûne Allâhe el-mü'minûne diyeceğiz değil mi? Yok Allah'ı başa alacağız. Allahu Allah. Ya'buduhu ona tapıyor el-mü'minûn diyeceğiz. Şimdi Allah'ı gösteren müfret müzekker. Çünkü Allah müfret müzekkerdir. Kara'et tenamizül kütübe. Ne yapıyoruz? Kütübü başa alıyoruz. El kütübü kitaplar. Kara'e okudu ha onları. Et tenamizü öğrenciler. Yedhulullahu küffara cehennem. Bak. Ne yapıyoruz? El küffarı başa alıyoruz. El küffaru yedhuluhum olacak değil mi? Yani küffar çoğul akıllıdır yani. İnsanlar idhuluhum onları sokuyor Allah cehenneme diyor. Telbesu ceddetin nezzareti en nezzarayı başa alıyoruz. Telbesu ha diyeceğiz değil mi? Çünkü ha bu müfret müennes buraya da müfret müennes bir zamir gelecek onun yerine. Alice tabi bil meriza el merizi başa alırsak el merizu alice hu olacak. Tamam, bu müfret müzekker onun yerine de müfret müzekker bir zamir gelmiş oldu. Burada da diyor ki evetil cümleten atil müstebilen bima beynel kavsen diyor. Bakalım erseleni beni gönderdi Ahmet li hallil müşkile problemi çözmek için. Ersele hu burada hüve olduğu için ne yapacağız? Buraya hu koyuyoruz. Hüve münfasıl zamir onun muttasıl olarak dengi nedir? Hu'dur. Onu koyuyoruz buraya. Ondan sonra burada ente var. Onun dengi nedir? Ersele k koyuyoruz. Ente nedir? Munfasıldır. Ayrıdır. Biz onun bitişik dengini buraya yazıyoruz fiilin yanına. Ersele entin yerine ki yazıyoruz. Entüma yerine küma yazdık. Hiyenin yerine ha yazdık. Nahnun yerine na. Entümün yerine küm. Humun yerine de hum yazdık. Burada ne diyoruz? Cümleleri bakalım nasıl yapmış. Misale bakalım. La yahmiluni beni taşımaz hiktu kavmin alel gadri bir topluma yaptı bir topluma olan kinim onlara kötülük yapmaya sevk etmez diyor. La yahmiluni burada bu var zamir olarak. Burada hüve vermiş. Biz onu hu diyeceğiz. La yahmiluhu
Burada ente demiş, ne diyeceğiz? Ke diyeceğiz değil mi? Seni taşımaz. La yahmilu enti demiş, ki diyeceğiz onun yerine. Burada entüma demiş, onun yerine küma koyuyoruz. Burada hiye demiş, hiyenin yerine ha koyuyoruz. Nahnun yerine na koyuyoruz. Entümün yerine küm yazıyoruz. Hümün yerine de yine hüm yazıyoruz. Hümün muttasıl ile munfasılın yazılışı aynı. Böylece bu dersimizde neyi öğrenmiş olduk? Muttasıl nasb zamirleri. Bunlar muttasıl. Neye muttasıl peki? Fiile muttasıl, fiile bitişik. Fiile bitişik ne oluyorlar? Mef'ulün bih oluyorlar. Bu nedenle bunlara biz ne diyoruz? Mansup muttasıl zamirler. Mef'ulün bih yerine geçtikleri için mansupturlar. Peki nasb alameti görebiliyor muyuz? Hayır. Niçin? Çünkü zamirlerin sonları değişmiyor. Eğer değişebilseydi nasb alameti de olurdu. Onun yerine ne diyoruz? Bulunduğu yerden dolayı yani mahallen mansuptur diyoruz.